Hünkârımıza geldiğimizi söyleyin. Söyleyeceklerinizi çoktan hesap etmişsinizdir. Elbette biz her şeyi hesap ederiz. O güzel aklından geçenleri bile görüp tedbirimizi alırız. Onun için mi gözyaşı sarayındasınız? Etrafınızı öyle bir sardım ki. Önce cennet, sonra Fahriye Sultan. Ruhunuz dahi işitmedi. İnan ki bir gün yanımıza gelip diz çökeceksin. Ve yalvaracaksın canını almamız için. Sultanım. Zira canını almaktan beter edeceğiz. Sultanım Gürbüz'a geldi. Acilen sizi görmek istiyorum. Sultanım. Anlat Gürbüz'a. Haber mühim demişsin. Halime Sultan'ın kalfası geldi saraya. Menekşe'ye mi diyorsun? Ne konuştular bilmiyorum. Ancak Safiye Sultan'la işbirliği içinde oldukları aşikar. Kösem Sultan geldi der. Gelsin. Hoş geldin. Badem ister misin? Elbette isterim şehzadem. Çok özledim ben seni. Benimle oyun oynar mısın? Emretmen kafi Mustafa. Niye soruyorsun ki? Kösem bir köle. Biz ne dersek onu yapmak zorunda olan bir köle. Dilruba. Kardeşini içeri götür. Bir daha böyle laflar işitmeyeceğim senden. Ama validem... Dilruba. Hayır olsun Kösem. Ani ziyaretinin sebebini merak ediyorum. Bir ayağınız eski saraydaymış diyorlar. Safiye Sultan'a hasret kaldıysanız şu anda has odada hünkârımıza hesap veriyorlar. Nereden çıktı şimdi bu? Menekşe söylesin size. Bu aralar eski saraya gider gelirmiş diye işittik. Benim ne işim olur eski sarayda? Sultanımız Kapalı Çarşı'ya gönderdi. Aktar'a gittim. Bazı otlar ısmarlamıştık. İzahat mı vereceksin Menekşe? Bırak ne düşünmek istiyorsa düşünsün. Şehzadeniz Mustafa'yı nasıl sevdiğimi, onu korumak için nasıl çırpındığımı biliyorsunuz. Hal böyleyken neden Safiye Sultan'la birlik olup beni karşınıza alıyorsunuz? Haddini bil Kösem. Handan Sultan'a özenip sen de mi tehdit etmeye başladın? Handan Sultan sizi neden tehdit etsin ki? Valide Sultan'ın saraya döner dönmez zehrini ilk bana akıttı. Şehzademin canına kastetmezmiş. Lakin benim canımı alırmış. Oğlumu annesiz bırakmak niyetinde. Siz de bu yüzden mi Safiye Sultan'ın yanına geçtiniz? Beni bilen bilir. Kimsenin yanında değilim. Yalnızca evladımı korumak niyetindeyim. Ve kendimi. Zira bu sarayda bir şehzadenin annesiz büyümesi pek mümkün değil. Size tavsiyem Safiye Sultan'dan uzak durmanız. Sizin için de, şehzadeniz için de en doğrusu hünkârımızın yanında olmak. Kösem. Ben Firuze. Yazık. Doğar doğmaz ne tehlikelerle karşılaştı talihsiz şehzademiz. Üzülüyorum haline. Şehzademin en büyük talihi benim. Merak etme. Her türlü şerden korurum evladımı. Neden benim şehzadem değildi? Seninki beşiğinden alındı Kösem. Bir düşün. Hırsın yüzünden evladın Mehmet'i tehlikeye atıyorsun Kösem. Hakikat bu.
Ne istediğin de belli. Ne istiyormuşum? Haremi idare etmek istiyorsun. Diyelim ki başardın. Ne olacak Kösem? Ben sana söyleyeyim. Taht en büyük varisi. Yani oğlum Şehzade Osman'a geçecek. Vereceği ilk emir de belli. Kanunlarımız gereği kardeşlerinin katli. Şimdiden bunların hayalini mi kuruyorsun Mahfiroze? Senin yaptığın ne peki Kösem? Sen niçin koruyorsun oğlunu? Bir gün tahta çıkması için değil mi? Mehmet'im. Aslan parçası. Her gün biraz daha büyüyor. Her gece dua ediyorum. Sıhhatle büyüyüp senin gibi yiğit bir şehzade olsun diye. Amin. İşittiğime göre Hüdayi Hazretleri'nin tekkesine gitmişsin. Valide Sultanımızın izniyle. Gitmişken hem Hüdayi Hazretleri'ni ziyaret ederim dedim. Hem de... Fahriye Sultan'ı görürüm dedim. Maksadın neydi peki? Niye konuşmak istedin? Korkuyorum Ahmet. Senin için, şehzademiz için korkuyorum. O bir hain. Kabusum oldu. Geceleri rüyalarıma giriyor. Sahiden nedamet getirmiş mi? Tövbekar olmuş mu? Gidip bakmak istedim. Ve Şahin'i gördüm. Hacı Ağa'da şahidim. Belli ki hala gizlice görüşüyorlar. Ya yeniden canına kastetmek isterlerse? Kösem. Hadiselerin seni ne kadar üzdüğünü, yıprattığını farkındayım. Huzur yok gözlerinde. İçin rahat değil. Bana neler söylediğini unutma. Sen ve ben biriz. Birlikteyiz. Ateşlerden ve buzlardan birlikte yürüyeceğiz. Birlikte aşacağız dağları, denizleri. Böyle demiştin. Şimdi daha da çok inanıyorum buna. Validemiz annelik kalp sızısıdır demişti. Sahiden öyleymiş. Ey benim güneşli bahçem. Bahar çiçeğim. Can suyum. Ey benim kalp ağrım. Sevgilim. Sevincim, kederim, sustukça hoş gelinim, dile geldikçe parlayan alevim. Hatırlar mısın bilmem, bir defasında bana at binmeyi çok sevdiğini söylemiştin. Gün boyu at üstünde dolaşır, adanı tavaf edermişsin. Doğru. Birçok atımız vardı. Lakin ben en çok babamınkini severdim. Onun üzerinde rüzgar gibi hür hissederdim kendimi. Sanki hiç kimse, hiçbir kötülük beni bulamaz sanırdım. Ahmet, bu at... Senin Kösem. Emin ol, rüzgardan bile hazırdır. Çok güzel. Güçlü.
Usulen bir isim vermen lazım. Hemen şimdi ilk aklına geleni söyle. Gölge. Gölge olsun ismi. Sessiz ve derin. Ona her baktığımda can dostumu hatırlayayım. Sen yokken yanımda olsun, beni korusun. Dergâhta küçük bir kızla tanıştım. İsmi Meleki. Bir görsen öyle güzel ki. Annesi rahatsızmış. Hekimler gönderdim evlerine. Münasip bir vakitte tekrar ziyaret etmek istiyorum. Eğer izin verirsen. Güzel kalpli. Merhametli sultanım benim. Asıl merhametli olan sensin Ahmet. Herkes kardeşinin ölüm fermanını beklerken, kanunlar bunu gerektirirken sen karşı koydun. Kıymadın ona. Benim bütün çocukluğum 19 amcamın ölüm acısıyla geçti. Ve abim Mahmud'un. Daha o gün bir söz verdim kendime. Asla böyle bir padişah olmayacağım dedim. Rabbim sözümden döndürmesin inşallah. Amin. Şehzadelerin de senin izinden gider inşallah. Senin gibi merhametli olurlar. Benden evvel böyleydi Kösem. Hiç şüphe yok ki benden sonra da böyle devam eder. Kadim kanunlarımız böyle buyurmuş. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyi gördüm seni, ayaklanmışsın. Sayenizde sultanım, gönderdiğiniz hekimler bütün dertlerime deva oldular. Buyurun. Meyve ister misiniz? Ağalar getirdiler. Siz emir vermişsiniz. Ben sadece bir uğrayıp vaziyetinizi görmek istedim. Sizin için yapabileceğim başka bir şey var mı? Daha ne yapacaksınız sultanım? Bütün mahalle doydu sayenizde. Her şeyimiz var. Asıl ben sizin için ne yapabilirim? Hem yaşıma da aldanmayın. Elimden her iş gelir. Emredin. Sen böyle gülümse kâfi. Şeyh Efendi'nin dergahında bir sultan daha var. Fahriye Sultan. Ama o size hiç benzemiyor. Hep kendi derdinde. Bir de bir kibirlik sormayın. Burnu yere düşse olmaz. Demek biliyorsun Fahriye Sultan'ı. Elbette. Bir civan geliyor ziyaretine. Sultanımıza meftun olsa gerek. Sultanım. Meleki. Düşündüm de aslında benim için yapabileceğin bir şey var. Emredin sultanım. Ne isterseniz yaparım. Hünkârımız içeri kapanmış. Herkes dervişbaşının akıbetine dair vereceği kararı bekliyor. Handan sultanımız karaları bağlamış. Vallahi ben bile üzülüyorum paşamıza. Dur bakalım cennet gün doğmadan neler doğar. Keşke canını sıkan bütün düşünceleri, bulutları dağıtan rüzgar gibi söküp alabilsem yüreğinden. Varlığın kâfi. Yanında olduğunu bilmek hafifletiyor omzumdaki yükü. Aklında Derviş Paşa var öyle değil mi? Deliller neyi işaret ediyor bilmiyorum.
Sen bugüne kadar hep kalbinle karar verdin Ahmet. Zor bir gece seni bekliyor. Lakin hiç şüphem yok. Sabaha en doğru hükmü vermiş olacaksın. Sultanım. Nasıl odabaşım? Sizinle karşılaştığım iyi oldu. Fahriye Sultan'la alakalı yardımınıza ihtiyacım var. Nasıl bir yardım? Anlatacağım. Şahin Giray kaçmış yine. Öyle, öyle. Lakin gökte ararken yerde buldum kendisini. Kardeşi Mehmet Giray'ın yanından geliyorum. Abisini teslim etmeye hazır. İdam edilmeme şartıyla tabii. Âlâ. Mehmet Giray'ı da planımıza dahil ederiz o vakit. Nasıl bir plan? Sultanım. Arabanız hazır. Âlâ. Fahriye Sultan'ın dokunulmazlığı bugün son bulacak. Peki nasıl dışarı çıkacak? Hiçbir şey anlatmadınız. Gidince öğrenirsin Cennet. Safiye Sultan beni evladımla tehdit etmek ne demekmiş anlasın bakalım. Nasıl görmedik Bülbül? Kösem denen şeytanın kızıma tuzak kurduğunu nasıl görmedik? Sultanım, ne malum Fahri Sultanımızın bu tuzağa düşeceği? İkaz ettiğiniz o kadar. Hadi daha çabuk! Hani nerede? İşte şurada bakın. Ama acele edin. Şeyh Efendi gelmek üzere. Ne işin var burada Mehmet? Yine ne söylemeye geldin? Emin olmak istediğim bir husus var Fahriye. Söyle çabuk. O gün söylediklerin doğru muydu? Beni sevmiyor musun artık?
Kalbinden gerçekten çıkardın mı? Git buradan Mehmet. Sualime cevap almadan hiçbir yere gitmiyorum Fahriye. Şüphen olmasın. Sen de, sana olan aşkım da öldü. Git buradan. Yüzünü daha görmek istemiyorum. Zaten bir daha görmeyeceksin Fahriye. Zira haklıymışsın. Bizim için artık çok geç. Tek lafın kafiydi Fahriye. Benden, aşkımızdan vazgeçmediğine inansaydın, canım pahasına tekrar içeri girmeni sağlayacaktım. Madem günahlarından arınmak istiyorsun, sadece Şahin Giray'ı değil, Fahriye Sultan'ı da vereceksin bize. Dergâhtan çıkmasını sağlayacaksın. Şahin Giray'ı merak etme. İdam edilmeyecek. Bu dediğinizi yaparım. Fahriye'yi dergâhtan çıkartırım. Ona veda etmeme izin vereceksiniz. Lakin buna değmezmiş. Burak! Burak! Hayır! Açın kapıyı! Hayır! Bırakın! 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 Hayır validem! Hayır bırakın! Bırakın validem! Bırakın! Bırakın! Hayır lütfen! Açın kapıyı! Hayır! Bırakın! Hayır! Bırakın! Hayır! 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 Hadi! Sultanım, saraya dönmemiz lazım. Hayır! Bırakın! Ama... Bırakın! Dur, götür! Bırakın! Bırakın! Valide! Valide! Validem! Validem! Bırakın onu! Her şeye oyun sanıyorsunuz. Hakikatlerle yüzleşin. Kızınızı böyle elinizden alırlar. Bunun hesabını vereceksin Gözem. Siz kendi vereceğiniz hesabı düşünün. Bekle! Artık vazgeçin. Yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Açın şunları. Çekin önünden. Bu mümkün değil. Zira hünkârımızın kararıyla sarayı Humayun'a girişiniz yasaklandı. Ağlar.
Valide Sultanım. Kösem, Fahriye Sultan saraya gelmiş dediler. Başladığımız işi nihayet erdirdik sultanım. Fahriye Sultan hünkârımızın huzurunda. Âlâ. O hain nihayet layığını bulacak. Büyük iş başardın Kösem. Aslanımın adaletinden şüphem yok. Kim ne oyun oynarsa oynasın, eğriyi doğruyu görüyor çok şükür. Derviş Paşa da çıktı zindandan. Bağışlanmış. Gel. Gel Kösem. Hünkârım. Olanları işittin değil mi? Fahriye yakalandı. Haberim var hünkârım. Sizin canınıza kasteden her hain gibi o da cezasını çekecek. Zülfikar sayesinde Kösem. Fahriye Sultan'ı getirmekle hanedanımı büyük bir dertten kurtardı. Dile benden ne dilersen Zülfikar. Siz hünkârımızın takdiri benim için her şeyden kıymetlidir. Lakin ben sadece Kösem Sultanımıza refakat ettim hünkârım. Fahriye Sultanımıza tuzak kurup dergâhtan çıkaran bizzat kendisidir. Alay Sultanımız her şeyi planlamış. Bize sadece uygulamak kaldı. Sen çekilebilirsin Zülfikar. Zülfikar ağayla konuştum. Mehmet Giray'ı getirmesini istedim. Malum Fahriye Sultan'ın en büyük zaafı. Onun sayesinde dergâhtan çıkardım. Sonrasını biliyorsun işte. Bir kez daha gönlümü fethetti. Şu zehir misali aklını seviyorum seni. Beni ve hanedanımı öyle büyük büyükten kurtardın ki Kösem. İste dünyayı sereyim önüne. Benim dünyam sensin Ahmet. Senin canına kasteden benim canıma kastetmiştir. Sana hainlik eden bana etmiştir. Hiç şüphen olmasın karşılığını alırlar. Ona ne şüphe? Keşke diğer sultanlarımız da senin kadar sahip çıksalar hanedanımıza. Lakin hepsinin ayrı bir hesabı var. Kim ne hesap yaparsa yapsın. Biz seninle böyle yek vücut oldukça kimse duramaz önümüzde. Ne oldu? Hiç haber yok. Fahriye Sultan saraya dönmüş, keyfini sürüyor. Ne keyfi? Ölüm korkusundan yanıp tutuşuyordur o şimdi. Beni asıl endişelendiren Safiye Sultan. Adım gibi eminim yine kaçırmaya çalışacak. Mümkün değil. O bir kere olur. Yüzlerce muhafız sarayın kapısında nöbet tutuyor. Yine de ne yapacağı belli olmaz. Doğru. Eğer idam edilirse bütün öfkesiyle, nefretiyle üzerimize saldıracak. Malum hünkârımız yakında sefere çıkıyor. O gitmeden gizli hazinenin yerini bulmamız lazım. Bülbül ağa elimizi kolumuzu bağlıyor. Acele etmemiz lazım Cennet. Bu iş çok uzadı. Madem yolumuza taş koyan Bülbül ağa, o zaman onu alacağız Safiye Sultan'ın elinden. O ses ne? Ne oldu Cennet? Bu aralar fare gibi etrafımızda dolanıyor sultanım. Maksadını hiç anlayamadım vallahi. Açın kapı. Kalfanıza sahip çıkın.
Zira bu aralar ayağımın altında dolanıyor. Hayır olsun, bir kabahat mi işlemiş? Birileri eski saraya laf taşıyor. Kızı yakalandığında Safiye Sultan nefes nefese dergâhtaydı. Bunlarla meşgul olacağını, Fahriye Sultan'ın ölmemesi için dua et. Safiye Sultan evladının acısıyla ateş topuna dönüşür ve karşısına çıkan her şeyi yakar kül eder. Esas benim karşıma çıkan herkes yanıp kül olur.